Sayın Başkanım, milletvekillerim, değerli misafirler, konut görevlisinin saygıdeğer hanımefendileri ve beyefendileri, kıymetli basınımız, hepinize hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Kazan yaktığı için, servis yaptığı için, binalarda güvenlik görevlisi olarak kullanıldıkları için gelemeyen arkadaşlarımın da ayrıca selam ve sevgilerini sizlerle iletmek istiyorum. Eğer onlar da izin alıp gelebilmiş olsalardı bugün burada çok daha kalabalık olacaktık. Konut sen olarak 2015 yılında apartman görevlilerinin olmayan haklarını, menfaatlerini, kanunlarını çıkartabilmek, bu arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla Türkiye'de görev yapan 1 milyon apartman görevlisinin sesi olabilmek adına sendikamızı kurduk. Bugün 2022 yılında genel işler iş kolunda bağımsız sendikalar arasında da birinci sıraya gelmiş bulunmaktayız. Apartman görevlileri sayıca çok. 1 milyonun üzerinde apartman görevlisi var. Eşleri, aileleri. Yalnız bunların sorun ve sıkıntıları da had safhaya gelmiş bulunmakta. Mevcut bir kanunları yok. Koruyan kollayan yasaları yok. Herhangi bir iş tanımı yok. Bir meslek standardı yok. Her işi yapmak zorunda bırakılıyorlar. Ve seslerini duyuramıyorlardı. Tek başlarına çalıştıkları için. Şimdi apartman görevlileri daha önce biliyorsunuz basında da yer aldı. Geçen ayda Kayseri'de bir meslektaşımız asansör binasında, asansör katında düşerek vefat etti, yaşamını yitirdi. Yine Konya'da bir meslektaşımız arabası çizilen bir daire sakini tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Apartmanlarda yasa ve kanun olmadığı için, tüzel kişilikleri de oluşup da denetlenmediği için işte arkadaşlarımız bu tip şeylere maruz kalıyor. Biz de bunu engellemek adına, bu insanların sözcüsü olmak adına, dile getirmek adına sendikamızı kurduk. Onlarla birlikte hareket ederek inşallah yasalarını da çıkartma yolunda her türlü adımı atıyoruz. 2020 yılında pandeminin ilk çıktığı dönemlerde arkadaşlarımıza görevlerinin dışında birçok iş yaptırdılar. Dezenfektan işini onlara yaptırdılar. Evden çıkamayan insanlar vardı. Alışverişlerini yaptırdılar. O dönemlerde bile aşılamayı yaptırmadılar arkadaşlarımıza. Hatta bazı yöneticiler vardı ki birçok arkadaşımıza maskedir, teçhizattır bunları bile almadılar. Çöp poşetini üzerine tulum niyetine takarak dezenfektan işi yapmaya çalışan arkadaşlarımız oldu. İşte bu insanların sesi olmak için 2020 yılında Mart ayında genel başkanımızı ziyaretimizde durumu anlattık. Bu insanların dedik mecliste gündeme gelmesi lazım, dile getirilmeleri lazım dedim. O günden bugüne kadar da Sayın Genel Başkanım, genel kurulları da dahil olmak üzere birçok gittiği toplantılarda apartman görevlilerinin sesi olmaya, onların sorunlarını dile getirmeye çalıştı. Ben 1 milyon apartman görevlisi meslektaşım adına, şahsım adına ve sendikam adına Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkürlerimi ve hürmetlerimi arz etmek istiyorum. Sözü Sayın Başkanıma bırakacağım. Bugün sendikamızı ziyaret ederek bizleri yalnız bırakmadı. Meslektaşlarımızın da seslerine ve sorunlarına, sıkıntılarına çare olmaya ve bugün de onları ilk ağızdan dinlemek için buraya kadar geldi. Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yavuz Güneş. Evet, meslektaşlarımızdan Yavuz Güneş. Yine o da bir sıkıntısını anlatacak. Yaşanan sorunları anlatacak. Kendisine vereyim. Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Sesimize ses olmaya geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Apartman görevlileri olarak bizim iş tanımı olarak bir iş tanımımız yok. Bizim hem elektrik hem boya, badana, yani bizden her türlü iş bekleniyor. Ama iş maddiyata geldiği zaman haklarımızı hiçbir şekilde alamıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olursanız çok büyük sevaba girersiniz. Teşekkür ediyorum. Ömer Köylü. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Başkanım. Bizim en büyük sorunumuz 10 bina katlı daire binaya bakan da aynı. 100
daireli bir binaya bakan da aynı. Hepsi aynı şekilde asgari ücret alıyor. 100 dönüm, 10 dönüm çimi olan da aynı, 5 dönüm olan da. Yani bir sınırımız, ebatımız, alanımız yok. Yani bir çerçevemiz yok, iş tamirimiz yok yani. Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle Sayın Başkanım hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Basın mensupları ve bürokratlara tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizlere tabii ki köpeği bırakılıyor. Çiçeği sulandırılıyor. Size 12 yıl ben bir hastaya baktım. Gecem demedim, gündüz demedim. Ama dedim ki yarın, bugün onaysa yarın bana dedim. Hepimizin apartmanının görevlileri olarak vardır. Kadınlar günlerinde dedikodu yaparlar. Nedir? Yok kapıcının çocuğu, yok kapıcının hanımı, yok kapıcı. Ama ben sendikalı olduğum için dedim ki bir dahi benim hakkımda ben olmadığım süreç içerisinde konuşursanız ben yasal hakkımı kullanırım dedim. Şu anda tık yok. Bu yüzden öncelikle başkanıma teşekkür ediyorum ve avukatlarıma bu konuda çok yardımcı oldukları için hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Son Şenol Bey. Son Şenol Bey. Şenol Bey mi? Şenol Bey geldi. Sayın Genel Başkanım, Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Onur verdiniz bize Sayın Genel Başkanım. Onur verdiniz. Bugüne kadar hiç sahibimiz yoktu bizim. Cumhuriyet Halk Partisi adımızı duyurdu, sesimizi duyurdu. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sayın Genel Başkanım, bizim çok sıkıntımız var. Sayın Başkanımız anlattı. Küflü yerlerde, güneş almayan yerlerde, ışık almayan yerlerde oturuyoruz. Sayın sakinlerimizle biz onlarla bir aileyiz ama onları bizi iki defa, yılda iki defa bizi mağdur ediyorlar. Bir, asgari ücreti zam olduğu zaman. İki, genel kurul olduğu zaman. Genel kurul olduğu zaman her genel kurulda bütün apartman görevlisi arkadaşlarımızın sıkıntısı vardır. Çıkma, işten çıkarılma korkusu vardır. Sayın Genel Başkanım, bütün sakinlerimiz bize eşlerini, annelerini, babalarını, çocuklarını, arabalarını, bahçelerini, yazlıklarını emanet ederler. Ama genel kurula geldiği zaman genel kurulda aynen şunu söylenir. Ya apartman görevlisinin sorunu konuşma zamanı yok. Sayın Genel Başkanım, bizim sorunlarımızı dile getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, hem başkanı dinlediniz hem de 3 apartman görevlisi arkadaşımızı dinlediniz. Apartman görevlileriyle yaklaşık 2,5 yıldır ilgileniyoruz. Tıpkı taşeron işçilerle ilgilendiğimiz gibi. Onların önce dernek kurmalarını, sendika kurmalarını, örgütlenmelerini ve bir araya gelmelerini çok arzu ettim. Ve bu konuda büyük çaba gösterdiler. Şu anda bir sendika başkanının yanındayız. Dolayısıyla son derece mutluyum. Sizin örgütlenmeniz bizim açımızdan çok önemli. Çünkü sizin sesinizi duyurabilmemiz için sizin derdinizi bilmemiz lazım. Sizin derdinizi anlatacak olan da ya bir dernek ya da bir sendika. Bu çerçevede elimizden gelen bütün çabaları gösterdik. Bütün apartman görevlisi arkadaşlarıma, 1 milyonu aşkın apartman görevlisi arkadaşlarıma seslenmek isterim. Moralinizi bozmayın. Türkiye güzel bir ülke. Türkiye büyük bir ülke. Sizin sorunlarınız var biliyorum ama sizin sorunlarınızı çözmek benim boynumun borcudur. Çözeceğim. Çözeceğim. Apartman sakinleriyle elbette ki apartman sakinlerinin de beklentileri var sizden. Elbette sizin de apartman sakinlerinden beklentileriniz var. Ama iki tarafın da en azından adalet ortamında bir araya gelmesi, adil kararlar alması, sizin, çocuklarınızın, evlatlarınızın da geleceğini, apartman görevlerinin sorunlarını en azından apartman sakinlerinin de düşünmesi lazım. Onlara bakması lazım. İhtiyaçları varsa gidermeleri lazım. Bu çerçevede sendikanın yaptığı faaliyet çok önemli. Ve biz sendikanın bütün apartman görevlerini örgütlemesi konusundaki talebimizi iletiyoruz tekrar. Sayın Başkan, büyük görev düşüyor size. Çalışın.
yaşadıkları yerlerin çok insani koşullar olmadığını ben de biliyorum. Ya bir göz odada yaşıyorlar ailece veya çok zor koşullarda, güneş görmeyen yerlerde yaşıyorlar. Oysa bunlar bütün apartmanın sorunlarını bir anlamda çözmeye hazır olan kişiler. Pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar çektiler. Bütün apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını karşıladılar. Ben önce maskeleri apartman görevlilerine verin demiştim. Önce aşıları apartman görevlileri yapsın demiştim ama bu talebimiz kabul görmedi. Ama bu talebim bugün benim ne kadar haklı olduğumu da bir anlamda gösteriyor. Sizden isteğim tekrar örgütlenin, bir araya gelin. Bir sorunla karşılaştığınızda bilin ki Kılıçdaroğlu kardeşiniz yanınızda, sizin yanınızda olmaya devam edeceğim. Bu ülkede fakirin, fukaranın, garibin, gurebanın yanında olan kişiyim. Ve bunun bir hak mücadelesi olduğunu, bunun bir adalet mücadelesi olduğunu, bunun bir insanlık mücadelesi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan herkesin huzur içinde yaşaması lazım. Evlatlarına huzur içinde bakması lazım. Herkesin huzur içinde yaşarken en azından kendi kültürel ihtiyacını da bir anlamda gidermesi lazım. Bunun için de asgari ücretin yükselmesi halinde apartman sakinlerinin sadece apartman görevlilerinin ücretleri yükselmedi. Aslında bütün asgari ücretlerin ücretleri yükseldi. Dolayısıyla bu anlayışı da hafızaların bir yerinde tutmaları çok önemli ve değerli. Teşekkür ederim değerli basın mensupları. Hepinizin huzurunda bütün apartman görevlisi kardeşlerime de selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Binaların çöpünü, temizliğini, tozunu biz bununla yapıyoruz. Siyasetin tozunu, temizliğini de başkanım siz bununla yapın. Tamam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hepinize sağ olun. Sorun efendim. için destek bekliyoruz dedi. Ama bir taraftan da dolar euro ile ödemelerimiz var. Türk lirasıyla destek beklerken ne diyorsunuz? Demek ki Sayın Erdoğan Türkiye'de çivit paranın kullanıldığını kabul ediyor. Yani bir taraftan döviz, bir taraftan Türk lirası. İyi de memleketi bu hale kim getirdi? Getiren kim? Bu şikayeti yapan kişi önce sesini Beşli Çete'ye duyurması lazım. Dolar bazında garantiler verildi. Dolar bazında köprülerin, yolların bedelleri var. Bunlar ücret alıyorlar. Aynı zamanda yüksek mevduat sahiplerine de dolar üzerinden kur garantisi verildi. Nasıl oluyor bu? Ya bir adam bir şey söylerken en azından söylediğini bir ölçmeli, tartmalı, en azından bir kişiye bir danışmalı. Ya ben böyle konuşacağım da bu doğru mudur, yanlış mıdır? Vatandaş ne olacak? Vatandaşın zaten cebinde dolar mı var? Doları taşıyanlar belli. Yanında gezenler. Dolar garantisi alanlar belli. Onlar da yanında gezenler. Beşli Çete'nin kim olduğunu sadece ben bilmiyorum. Bütün dünya biliyor. Şimdi kalkmış efendim çift paradan Türkiye'yi kurtaracağız. Kurtarmak istiyorsan önce Beşli Çete'yi çağıracaksın. Diyeceksin ki yolları, köprüleri, doları bitiriyorum. Hepsi Türk lirası olacak. Ey millet bunu dinleyin. Diyeceksin. Yok böyle bir şey. Vatandaşı kandırmasınlar. Herkes gerçeği biliyor. Herkes. Herkes gerçeği biliyor. Neyin ne olduğunu biliyor. Ya Allah aşkına apartman görevlilerinin dolarları mı var? Avroları mı var? Ya bu insanlar. Bir de kalkmış efendim apartman görevlilerinin arabaları var diyor. Arabası var diye. Yani cep telefonu var diye. Ya insaf ya. İnsaf kardeşim ya. 21. yüzyılda yaşıyoruz ya. Yani apartman görevlisinin arabası olmasın mı? Yani bir Murat 131'i olmasın mı? Bir serçesi olmasın mı bu insanların? Ben ya neyse peki. Zamlara çok dikkat çekiyorsunuz ama elektrik, doğalgaz zamlara çok dikkat çekiyorsunuz. Cumhurbaşkanı yine devlet olarak çok büyük fedakarlık yaptı. Zamları en alt seviyede yansıttık. Devletin fedakarlığı büyük, 165 milyar lira dedi bu dönem fedakarlığımız değil. Fakirden fukaradan yana, garipten gurabadan yana hükümet hiçbir fedakarlık yapmamıştır. Hangi fedakarlığı yaptı? Hangi fedakarlığı yaptı? Eğer bir fedakarlık yaptıysa, yani birilerine imkan sağladıysa, gidin bakın dolarla ihale alanlar. Hepsi karlı.
Garanti alanlar hepsi karlı. Bankada 1 milyon lira tasarrufu olanlar, kur garantisi alanlar. Ya şu fakir fukaraların ödedikleri vergilerden alıyorsun, götürüyorsun onlara kur garanti olarak ödüyorsun. Sonra da dönüyorsun, adalettir, haktır, hukuktur bundan bahsediyorsun. Efendim dolardı, Türk lirasıydı, getirin Türk liranı, dolarlarınızı Türk lirasına çevirin diyorsunuz. Kendi yakınlarının, kendi akrabalarının, kendi dostlarının getirsin paralarını, dolarlarını, avrolarını getirsin, Türk lirasına çevirsin. Önce bu millete bir örnek olsun, bir görelim bakalım. Erdoğan kaç milyon dolarını getirip acaba Türk lirasına çevirecek? Bir örnek olsun. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Başkanı, enflasyonu düşük düşürdü açıklandığı iddialarına yanık verdi. Ben 84 milyonun altını alamam, enflasyonu düşük açıklama gibi bir şey yapamam dedi. Bu iddialara yanık verdi. Siz de düşük büyük eleştiriyorsunuz enflasyon rakamları üzerinden. Ne dersiniz açıklamasına? Bürokrasinin çürüdüğünü biliyorum. Ciddi bir çürüme var. Saraydan alınan talimat üzerine enflasyon rakamları açıklanıyor. Ya Allah aşkına bunlar bir... Markete gitmiyorlar mı? Bir pazara gitmiyorlar mı ya? Yumurtanın fiyatını görmüyorlar mı? Zeytinyağının, mısır yağının fiyatını görmüyorlar mı bunlar? Yani bunlar gerçekten peynirin, sütün fiyatını bunlar bilmiyorlar mı? Zeytinin fiyatını bunlar bilmiyorlar mı ya? Kaç liradan kaç liraya çıktı diye. Efendim ben millete hesap mı vermem diyor. 84 milyonun ahını alamam. Zaten ahını aldınız ya, geriye vakı kaldı zaten. Daha ne kalsın? Daha ne kalsın ya? Peki. Zeliha Baba, dün akşam BBN'in canlı yayınında Millet İşçi Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu ama seçim tarihinin belli olmasını bekliyoruz. Daha sonra açıklayacağız. Bu adayın ne zaman belli olacak? Millet İttifakı adayımızı belirleyecek. Hiç kimse şundan endişe duymasın. En ufak bir endişe duymasın. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olacaktır. Teşekkür ederim.